Mecliste olan milletvekillerine sesleniyorum. O maaşı alıyorsanız o maaşın hakkını verin. Çanta çanta para evinize götürüyorsunuz. Kürtler bir kişi değil. Şu anda senin dediğin o Kürtler işte şu anda LGBT'nin peşinde gidiyorlar. Şu an sözde beni savunan zihniyet şu an LGBT'nin peşinde. Şu an benim dinime eski... Hayır! Senin savunduğun zihniyet şu anda onu diyor. Senin savunduğun zihniyet benim dinime şu anda eski çağ zihniyeti diyor. Din dersi kaldırılsın diyor. Şu anda benim dahil olduğum din. Benim dinime şu anda geri çağ zihniyeti diyen bir siyasetten bahsediyorsun sen şu anda. LGBT'yi şu anda meşru kılan. Ben bir Kürt'üm şu anda. Ama benim dinime birisi çıkıp diyorsa ki din dersi zorunlu halde olmasın. Din dersi kaldırılsın diyorsa beni temsil etmez. Birisi çıkıp da LGBT'yi benim bölgemde, inançlı bölgede eğer aday gösterirse onun başını çıktığı deliğe sokarız. Ben Kürt'üm. Ben Müslümanım. Bütün toplum şu anda benim Kürtlüğümle benim Müslümanlığımla tanıyor. Ama bugün bakın hele içimizdeki fahişeyle bakar mısın? İçimizdeki pisliğe bakar mısın şu anda? Ben Müslümanım demeye korkuyor insanlar şu anda. LGBT'nin peşine taktıkları için. O gayrimeşru çocukların peşine taktıkları için. Biraz dürüst olun. Kürtçülük üzerinden kimse siyaset yapmasın. Düne kadar şu anda Kürt sorununun sebebi olan cihat ve zihniyetinin kucağında birileri oturuyorsa onlar beni temsil edemez. Tek cümle. Kürt sorununun sebebi şu anda CHP'nin zihniyeti. 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman bunun üzerine kuruldu şu anda. Senin varlığını o gün inkar ettiler zaten. Ve şu anda sen onların kucağında oturuyorsun. Onlarla ittifak yapıyorsun. Bunlar beni temsil edemez arkadaş. Açık ve net. Bu bölge inançlı bir bölge. Bu bölgenin insanı şu anda atasını, babasını, dinini, inancını, kültürünü bilen bir insan. Buna bağlı bir insan. Sen LGBT'yi meşrulaştırıp da eğer benim adaylarım arasında LGBT'yi koyarsan senin başını çıktığı deliğe sokarlar arkadaş. Bırak artık o eski ucuz polemikleri, eski siyasetleri. 2-3 tane slogan öğrenmişler. Kürtler, Kürtler. Böyle geç onları sen. Onlarla sen Kürtleri temsil edemezsin. Şu anda mecliste hangimizin bu bölgenin sorunu olan işsizlik sorunu değil mi? Bu bölgemizde şu anda ekonomik bir sıkıntı var. Hepimiz de bunu kabul ediyoruz. Bunu inkar eden zaten insanlığından şüphelisin. Hangisi şu anda bu bölge için bir atılım yapıyor? Hangisi belediye Allah için bu millet için bir şey yaptı? Yahu bırakın artık bu boş siyasetleri. Ya kimse bunları yemiyor arkadaş. Bu millet eski Kürt dediğin zaman Kürt kimliğinin bir onuru, şerefi, haysiyeti var. Tarihe bakın. Tarih boyunca Kürtler her zaman dünya milletlerine yön veren hem ilmiyle hem bilimiyle büyük alimler yetiştirmiş bir topluluktur. Ama şu anda bak en rezil duruma düştük şu anda bazı zihniyetler yüzünden. Ve onlar kim olduklarını çok iyi biliyorlar. Kimse kusura bakmasın böyle boş boş muhabbetlerle kimseyi savunmaya çalışmasın. Mevzu şu anda hükümeti eleştirmek Erdoğan üzerinden, MHP üzerinden, Bahçeli üzerinden veya Demirtaş'ın onlar üzerinden değil. Şu anda alternatif olarak şu milletin önüne bir tane lider koy. O lider çıksın senin istediklerini düzeltsin. E şu anda öyle bir lider yok. Geliyor şu anda sözde lider alternatif olarak gördüğün İmamoğlu İBB'ye seçilmeden önce israf var dedi. İstanbul nimet dedi. Yok muyum kaynaklarımız bize yeter dedi. Şu anda girdiği rezalete bakar mısın? Suya zam yapmaya çalışıyor. Öğrenci biletlerine zam yapmaya çalışıyor. Diğer grup fakirleri engelliyor. Benim çalışmamı engelliyorlar. Ulan Türkiye'de o kadar belediye var. Onlar engellenmiyor da sen mi engelleniyorsun? Sen hiçbir şey yaptığın yok. Ne engelliyor? Ne engelleniyor? Mehmet Tevfik Göksu çıktı dedi ki gel dedi benimle kanala gel. Bak şöyle bir şey olalım. Dürüst olalım. Bir saniye. Kılıçdaroğlu dedi ki Erdoğan'a eğer yüreğin varsa benimle TV'ye çık. Bir dakika. Bak bir saniye. Kılıçdaroğlu dedi ki Erdoğan dedi yüreği yetiyorsa gelsin benim karşıma TV'de konuşalım. Doğru mu? Hadi Erdoğan yüreği yetmedi. Hadi Erdoğan sahtekar diyelim buna. Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı. İmamoğlu dedi ki bak benim elimde bilgi belgeler var. Hepsi resmi kayıtlar dedi. Eğer yüreğine yetiyorsa gel dedi. TV'de konuşalım. Doğruları söylediği için üç katçı zaten. Hesabınıza gelmiyor zaten. Abi teşekkür ediyorum.